Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, hayatımızın en önemli, en öncelikli ve en acil olması gereken konularından birisini konuşmak istiyoruz. Kadir Gecesi'ni konuşalım istiyoruz. Kadir Gecesi'ni konuşmadan önce büyük bir hakikati konuşalım, itiraf edelim ya da. Gerek Kadir Gecesi ve gerekse Allah-u Teala'nın bize lütfetmiş olduğu herhangi bir nimeti, şüphesiz bizim umudumuz, can simidimizdir. Önemlidir, değerlidir, kurtarıcıdır. Mesela Kadir Gecesi'ni konuşuyoruz. Kadir Gecesi büyük bir ömrü secdede geçirmek gibi muhteşem bir fırsattır. Her sene Ramazan-ı Şerif ayımız geldiğinde bunu dinler dururuz. Kadir Gecesi'nin büyüklüğünü, kurtarıcılığını Sağır Sultan bile duydu. Henüz Kadir Gecesi'nden söz etmiyorum ama bir gerçeği beraberce hatırlayalım istiyorum. Allah bizi cennetine koymayı diliyor. Bunun için de bize fırsat üstüne fırsatlar veriyor. Rahmetinin gereği ve lütfu ile yapıyor bunu. Bir borcu yok, mecburi değil. Ezeli ve ebedi düşmanımız olan şeytan da bizim onunla beraber cehenneme girmemiz için uğraşıyor. Şimdi önemli sorumuzu beraber cevaplandıralım. Rabbimiz bize cennete girmek için fırsatlar ihsan ederken, mesela Kadir Gecesi'ni önümüze koyarken, ezeli düşmanımız olan şeytan, madem siz cennete gideceksiniz, gidin, ben de cehennemde tek kalayım der mi? Demiş midir? Cevap, şeytan. Kadir Gecesi'nin bulunduğu veya bulunmadığı bir dünyada insanların cehennemlik olması için uğraşacaktır. O bunun için yaratıldı. Bir gariplik yok bu işte. Müslümanların Kadir Gecesi var diye şeytan umutsuzluğa kapılmayacaktır. Aksine Kadir Gecesi ne kadar fırsat ve nimetse şeytan da o kadar yoğun ve güçlü ifsat programı yapacaktır. Onun şeytanlığı bunu gerektirir. Aziz kardeşlerim, şimdi başlığımızı oturtabiliriz. Kadir Gecesi'nin bize sunulmuş olması yeterli değil. O Kadir Gecesi'ni Kadir Gecesi gibi kullanıp kullanamadığımız önemli. Yağmur yağdığı kadar yağsın, sürülmemiş, ekilmemiş tarlada ne bitirebilir ki yağmur? Kadir Gecesi bir yağmur gibidir. Sağanak sağanak müminlerin yüreğine yağar. Ama ekili tarlanın yağmurla bitki bitirdiği gibi Kadir Gecesi de tövbeye koşmuş, Rabbine sığınmış Müslümanlar için büyük bir rahmet olur. İşte burada şeytanla ilgili başlığımız devreye girsin ve konuyu anlamaya çalışalım. Şeytan bilir ki Kadir Gecesi'ni Kur'an'dan silmek mümkün değil.
Şeytan bilir ki Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bunca müjdelerini duymuş Müslümanlar Kadir Gecesi'ni yok saymazlar. Bunu bilir şeytan. O yüzden hayatımızı Allah'ın razı olacağı şekilde yaşayıp yaşamadığımızın işareti olarak ele almak zorundayız. Kadir Gecemiz özüyle Allah'ın indirdiği gibi mi takvimlerimizde duruyor? Şeytanın rahatsız olmayacağı şekilde mi duruyor? Takvimlerde, televizyonlarda, medyada, sofralarda, kandillerde görkemli Kadir geceleri şeytanın rahatsız olduğu geceler midir? Yoksa Müslümanların ellerindeki nimeti kaçırdıkları geceler midir? Bunu düşündükten ve düşünmeye sebep olduktan sonra Kadir gecesini ele alabiliriz. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz bizi hata edebilecek tarzda yarattı. Hatta diyebiliriz ki günahlar işlememizi sonra da akıllanıp o günahlardan tövbe etmemizi istedi. Bizi böyle yarattı Allah. Hiç bunun evrilip çevrilebilecek tarafı yoktur. Yani günahkarız. Günahkar olmaya uygun tipte yaratıldık. Bunu Rabbimiz biliyor. Cennete giden yolumuzda günahlarımız engel oluşturmasın diye de bize fırsatlar getirmiştir. Tövbe, istiğfar fırsattır. Hac etmek fırsattır. Namaz fırsattır. Anne babanın duası, müminlerin birbirlerine duası fırsattır. Bu fırsatlardan en kapsamlısı ve en kuşatıcı olanlarından biri de Kadir Gecesi fırsatıdır. Kadir Gecesi her yıl Allah-u Teala'nın mümin kullarına bir kere daha toparlanmaları için, bir kere daha cennete giden yoldaki engelleri kaldırmaları için koyduğu bir fırsattır. Bu fırsatı biz fırsat arayan mümin olarak değerlendirirsek cennete giden yolumuzu kolaylaştırırız. Hayır. Bu fırsatı biz reklam mantığıyla ele alırsak, az önce zikrettiğimiz gibi şeytanın rahatsız olmayacağı Kadir gecelerini Kadir gecesi diye beklersek zarar ederiz. Şimdi bütün dünyada Müslümanlar olarak Kadir gecesini simit gecesine, tatlı gecesine, ikram ve gezi gecesine çevirmekle ortaya çıkardığımız sonuçta olduğu gibi. Şimdi madde madde Kadir gecesi kanunumuzu okuyalım. 1. Kardeşlerim, Kadir gecesi kandil gecesi değildir. Mağfiret görmek, Allah-u Teala'nın affına nail olmak gecesidir. Kandil gecesi dersek ne olur? Kandilini yakan, simidini yiyen cennete girer. Mağfiret gecesidir dersek, o gece kim Allah'ın mağfiretine erer, günahlarından kurtulursa onun kandili olur o gece. Uyanmak, aklımızı başımıza almak zorundayız. Kadir gecesi geçmiş günahlardan
kurtulmam gereken gecedir. Bir, bin, on bin, ne kadar sayarsak sayalım, en büyük kanun budur. Önce adını koyalım bunun. Mağfiret gecesidir, Kadir gecesi. İki, madem Kadir gecesi Allah'ın günahları affettiği bir gecedir, o zaman şöyle bir soru soralım. Her Türk vatandaşı, Arap vatandaşı, filan vatandaş, nüfus kağıdında Müslüman yazdığı için mi affedilecek bu gece? Elbette hayır. Böyle bir şey olmaz. Tevbe eden, günahlarından vazgeçen inşallah kurtulacak. Kanun belli oldu. Bu gece Kadir gecesidir. Tövbe etmek gereken bir gecedir. Mümin tövbe etmelidir. İstiğfar etmelidir. Gecenin özelliği budur. Topluca bütün vatandaşlara, İslam toplumuna gökten indirilmiş mağfiret belgesi değil bu gece. Mağfiret umudunun herkese sunulduğu bir gecedir. O zaman yapacağımız iş bellidir. Bir, kul hakları varsa üzerimizde, onlardan kurtulmanın yollarını arayacağız. Sahipleriyle helalleşeceğiz. Ahirete kul hakkı taşımayacağız. Ve Allah'ın üzerimizdeki hakları, yani günahlarımızdan tövbe edeceğiz. Namaz kılmıyorduysak kılma kararı vereceğiz. Oruç tutmamış idiysek, borcumuz var idiyse tutmaya karar vereceğiz. Haramlardan bir haram daha önce işlediysek Rabbimizin rahmetine sığınıp istiğfar edeceğiz. Tövbe edeceğiz. Böylece Kadir gecesinin üzerimize yansımasını sağlayacağız. Bu yansıma ancak bizim tövbe etmemizle mümkündür. Aziz kardeşlerim, Aişe annemiz radıyallahu anha, Peygamber aleyhisselam efendimize Kadir gecesinde ne yapması gerektiğini sormuş. Yani Kadir gecesi ise bu gece ne yapayım diye sormuş. Bakın, bu soruyu biz birbirimize sorsak, şu kadar namaz kıl, şöyle yap, şunu git, şunu yap deriz. Ama Peygamber aleyhisselam efendimiz hanımına, annemiz Aişe'ye ne buyurmuş? Kadir gecesi ise bu gece ne yapayım sorusuna buyurmuş ki, de ki Aişe, Allah'ım sen çok affedersin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Bu kadar. Evet, bu kadar. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Peygamber aleyhisselam efendimizin annemiz Aişe'ye radıyallahu anha Kadir gecesi yapmasını gerektiği şeyi söylerken dinledik. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. 100 rekat kaza kıl. Şöyle sadaka ver. Değil. Böyle değil. Af, af. Tövbe edip günahtan kurtulmak. Kadir gecesinin özü budur. Bunun için Kadir gecesidir, Kandil gecesi değildir diyoruz. Kandilleştirildiği zaman, tören konusu haline getirildiği zaman kaybediyoruz. Neyi kaybediyoruz? Af, kurtulma, cehennemden sıyrılmayı kaybediyoruz. Bunun için Kadir gecesi derdi olanlar, medyatik şovlardan arınıp tövbe, istiğfar, geçmiş günahlarından kurtulma mantığını yakalamalıdırlar. Hayır, herkesin yaptığı gibi yapalım
dostlar alışverişte görsün anlayışı ile iş yapacaksak diyecek bir sözümüz yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin annemiz Aişe'ye öğrettiği Kadir Gecesi sırrı ise budur. Hep beraber yakalamamız gereken formül bu formüldür. Kardeşlerim, Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'in sır gecelerinden bir gecedir. 30 Ramazan gecesinin 30'unun da Kadir Gecesi olması ihtimali vardır. Bu ihtimal 20. gece ile 30. gece arasında daha fazladır. Ama kesin değildir. 25'inden sonraki gecelerde bu ihtimal ikinci defa daha da fazladır. Ama kesinlikle 20. gecesinden sonra, 25. gecesinden sonra veya 27. gece kesinlikle değildir. İhtimal çok yüksektir. Eğer biz Allah bize 30 gecede arayın bunu buyurduğu halde vakit bulamayıp fırsat aramayıp sadece bir gecede takvimde hangi gece yazıyorsa o gecede muhakkak bu fırsatı yakalayalım diye tek şanslık bir oyuna çevirirsek bunu kaybettiğimizin işaretlerinden birisini hep beraber izleyebiliriz. 30 Ramazan gecesini 30 kere heyecanlanarak Kadir Gecesi umudu ile geçirelim. Ve Allah'ın bu gecedeki büyük vaadini unutmayalım. Mağfiret, cennet vaadini unutmayalım. En günahkar insan isem bile ben, benden büyük günahkar biri yok ise bile, o umut benim için de geçerlidir. Günahlarım kabardıkça umudum da büyümeli benim. Mümin olmak böyle bir anlayıştır. Biz müminiz. Rabbimize umudumuz vardır. Cennetine ve mağfiretine umut varız. Böyle anlıyoruz. Böyle inanıyoruz. Kadir gecesini çarçur etmeyelim. Nedir çarçur etmek? Bir kere onu bir geceye sıkıştırmak. İki, törenlerle yiyerek, içerek, şen şakrak olarak Kadir gecesi geçirdiğimizi düşünmek. Kardeşlerim, gelin siz de benim gibi dertlenin. Veya benim dertten delirdiğimi söyleyin. Siz işinize bakın. Ben derdimle kavrulayım. Bugün Kadir gecesidir. Kadir suresi var Kur'an'da. Ve Allah rahmet indiriyor gökten. Biz bir otelde, bir lokantada veya lokantaya dönmüş evimizde tencerelerle yemek yiyeceğiz. Sonra da dönüp birbirimize Kadir gecen mübarek olsun dediğimiz için hep cennetlik olacağız. Allah'ını seven, peygamberini seven, alim olmasa bile söylesin bana, bu Hristiyanlığın anlayışı mıdır? İslam'ın anlayışı mıdır? Yiyerek, içerek, patlayarak, çatlayarak gece ihyası olur mu Allah aşkına? İslam'ı ne hale getirdik? Açlıktan kıvranmış bir peygamberin ümmeti, tokluktan hastalanmış, bunu da Ramazan gecelerinde yapmış, sonra da cenneti elinde ipotekli belgesi gibi bilmiş. Güldürdük melekleri. Kıs kıs şeytanı da güldürdük. Toparlanmak zorundayız. Kadir gecesi Allah'a dönüş gecesidir. Sofra gecesi değildir. Televizyonlarda ve toplu merkezlerde tören yapma gecesi değildir. İslam öyle bir din değildir zaten. Hristiyanlığı o tür din haline getirenler ne hale geldi dinlerinde görmüyor muyuz? Kadir gecemiz Rabbimizin bizi affettiği gecemizdir. Kadir gecemiz haramlara veda ettiğimiz gecemizdir. Namaza döndüğümüz gecemizdir.
faizi bıraktığımız gecemizdir. Oruçlandığımız gecemizdir. Ne zaman Allah kulum deyip bizi kabul buyurduysa, o gece bizim Kadir gecemizdir. Hepimize mübarek olsun o gecemiz. Hepimize, bize, ümmetimize, gelecek nesillerimize Kadir gecemiz o zaman mübarek olsun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.